15 Temmuz Kuzey Makedonya erken seçimlerinde Kuzey Makedonya Türkleri için çok önemli bir partideyiz. Efendim birkaç bölümdür sürekli anlatıyorum. İki ana blokta oylamalar gerçekleşecek. Biri Makedonya'nın imarı için BMRO, DPMN sloganıyla ve oradaki kendi koalisyonlarıyla. Diğer tarafta ise yapabiliriz sloganı adı altında Sosyal Demokrat kanadı ve koalisyon ortakları. Bu kıran kırana erken seçim dönemini atlatacaklar. Şimdi yapabiliriz sloganıyla sosyal demokratların çatısı altında yarışacak olan Makedonya Türkleri için çok değerli partilerden biri. Hatta ve hatta şöyle bir dipnot söyleyeyim. Türk Demokratik Birliği'nden 1990'lı yıllarda Türk Demokratik Birliği'nden Türk Demokratik Partisi'ne evrilen ve Makedonya ile yaşıt olan bir partinin genel başkanıyla Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Dr. Beycan İlyas Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkan. Yusuf Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetinizden dolayı, hatta bizim daveti de kırmayıp benim doğup büyüdüğüm köyüme Tiyarsa'ya geldiğinizden dolayı elinize sağlık, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Tetova'ya bağlı Tiyarsa köyündeyiz. Evet. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim ve ben ilk kez buraya geldim. Çok da güzel bir tecrübe oldu. Sayın Başkan'ın dediği gibi kendisinin doğup büyüdüğü bir köydeyiz ve Türkler için, Makedonya Türkleri için, Batı Makedonya Türkleri için önemsenen bir coğrafyadayız şu anda. Sayın Başkanım, 15 Temmuz erken seçim dönemi, koalisyon ortağınız Sosyal Demokratlar. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Türk Demokratik Partisi 15 Temmuz'a ne gibi adımlarla ilerliyor? Kısacası biraz bahsedebilir miyiz? Sadece bu seçim öncesi süreci eğer ki değerlendirirsek, şüphesiz ki bütün dünyayı etkileyen pandemiden dolayı seçim malumunuz ertelendi. Dolayısıyla yeni tarih olarak 15 Temmuz belirlendi. Biz seçim hazırlıklarını çok daha öncesinden hazırlandık. Tabii ki seçim hazırlığı demek, plan program demek, strateji belirlemek demek, seçim programını güzelce hazırlamak demek. Biz bütün bunları yaptıktan sonra, efendim reklam malzemelerini hazırladıktan sonra, gereken stratejileri belirledikten sonra, ki teşkilatımız çok büyük, Makedonya çapında 50'ye aşkın şubemiz bulunmakta. Dolayısıyla her tarafı da kapsamak amacıyla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Pandemi döneminde karantin günlerini özellikle hazırlıklarla da geçirdik. Malumunuz ben bir hekimim. Hem hastalarımıza baktık hem de birlikte bizim sağ olsunlar bizim teşkilat büyük olduğu için arkadaşlarımızın da yardımıyla gereken bütün hazırlıkları yaptık. Bir haftadan aşkın bir süre kampanya devam etmektedir. Kampanyanın ilk gününden hem sosyal medyadan hem de medya aracılığıyla halkımıza hitap ettik. Bizim web sayfamızda seçim programımızı astık. Seçim programımız orada var. Sosyal medyadan yoğun bir şekilde hazırladığımız tanıtım videoları, iki adayın da tanıtım videosunu yayınlayarak gün içerisinde yapılan bütün programları bizim basın sözcüğü aracılığıyla veya bizim genel merkezdeki çalışma arkadaşlarımızla halkımıza paylaşıyoruz. Efendim yaptıklarımızı halkımız da görmesini çok istiyoruz. Tabii ki onlar bizim en büyük destekçimiz. Yaptığımız bütün işler zaten halkımız için. Gereken bütün anlaşmalar yapıldı. Efendim biz farklı bir kampanya düzenliyoruz. Efendim Sosyal Demokratlar Birliği'nin önderliğinde yapabiliriz koalisyonu içerisinde. Biz de varız. Biz kampanyamızın büyük bir bölümünü onlardan ayrı bizim halkımızın bulunduğu yerleşim yerlerinde farklı ekiplerle, ben başta olmak üzere özellikle 6. seçim bölgesinde, tabii ki diğer seçim bölgelerine çok önemsiyoruz. 5. seçim bölgesinde de çalışmalarımız vardı. Allah izin verirse cumartesi günü radyo işte bir halkla buluşma toplantısı düzenleyeceğiz. Efendim yakında Üsküp'te olacak. Benim doğup büyüdüğüm yerde özellikle çok destek gördüğüm 6. bölgede Tiyarsa'dan başlamak üzere Kalkandelen'den halkla buluşma toplantısı olacak. Efendim Gostivar'da birçok ofis açtık ve çevresinde Yukarı Vanisaz, Dunya'da açtık. Drapçiş'te de var. Dolayısıyla yoğun bir şekilde devam etmektedir. Büyük mitinglere, yani Sosyal Demokratlar Birliği, BESA ve TDP partilerinin düzenlediği büyük mitinglere de katılım sağladı. Kalkandelen'deydik, Drapçiş'te de efendim konuşmaya halkımıza hitap ettik. Tabii ki hitap şeklimiz Türkçe.
Sonunda da herkesin anlaması açısından Makedonca birkaç kelime de söylemiş oluruz. Arnavutların bulunduğu ortamlarda da Arnavutça da gerekirse hitap edince söyle bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Bu zaten Batı Makedonya'da yaşamanın getirmiş olduğu avantajlardan bir tanesi. Peki Sayın Genel Başkan, koalisyon ortaklarınızla görüşmeleriniz boyunca ne gibi noktalara değindiniz? Neler vaat ettiler sizler ya da siz onlardan ne gibi şeyler talep ettiniz? Klasik bir kalıp haline geldi. Hem soru şekli hem de anlayış. Vaat dediğimiz zaman onların bize vaat edeceği bir mesele yok. Bizim duruşumuz, bizim istediklerimiz nelerdi? Biz onlar yönelelim. Dolayısıyla görüşmelere gittiğimiz zaman sadece bir genel başkanın düşüncesiyle veya fikriyle veya teziyle gitmiyoruz. Ondan önce partinin birçok organında ki bunda merkez yönetim kurulu ve partinin en yüksek organı, iki kurultay arasındaki en yüksek organı genel mecliste gereken istişareleri yaptık. Malumunuz genel meclisteki arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, delegelerde kurultay tarafından seçilen, oylamayla seçilen delegeler Makedonya'nın her tarafında yaşayan Türkleri temsil etmektedir. Gereken bütün incelikleri biz bu iki önemli organda görüşerek bizim ihtiyaçlarımız, halkımızın ihtiyaçlarını belirleyip biz efendim görüşmelere gittik. Biz sadece sosyal demokratlarla görüşmedik, biz Vemero ile de görüştük, Arnavut partilerle de görüşmelerimiz vardı. Fakat görüşürken bizim parti olarak değil, halk olarak olan ihtiyaçları kendilerine söyledik. Görüşürken şüphesiz ki her partinin bazı kırmızı çizgileri vardı. Bizim de kırmızı çizgilerimiz var. Onların dışında çıkmamız söz konusu bile olmaz. 30 yıldır çıkmadık, halkımızın ihtiyacını gördük, halkımızın bize istediklerini aktardık. Dolayısıyla o şekilde gittik. Şimdi burada eğer ki müsaade buyurursanız bir konuyu da açıkça getirelim. Bu çok önemli bir konu. Hem Makedonya'da hem de Türkiye'de çok değişik bazen algılanıyor. Maalesef koalisyon bulunan ülkelerde çok fazla başarı elde etme, yönetimde başarı elde etme mümkünü yok. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'mizde yaşadık. Malumunuz son dönemde gösterilen başarıdan dolayı hükümetin, tabii ki başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı doğru politikalar sonucunda Türkiye'deki refah seviyesi çok yükseldi. Bunu herkes görebiliyor, bunu herkes hissedebiliyor. Türkiye artık dünyada konuşulan bir ülke haline geldi. Türkiye güçlü bir ülke haline geldi. Ve Türkiye son zamanlarda bırakın kendi halkını, dünyadaki hem mazlum hem de özellikle pandemi döneminde yardım ihtiyacı duyan birçok ülkeye yardımını sundu. Makedonya veya Balkan'daki diğer ülkeler gibi sadece burada değil, dünyanın her tarafına. Afrika'ya bakın, Asya'ya bakın, Amerika'ya, Büyük Britanya'ya, İtalya'ya her tarafına yardımını sundu. Koalisyon sıkıntılı bir şeydi. Ama yapılabilecek bir şey yok. Makedonya'nın yapısı çok farklı. Birçok parti olduğu için maalesef seçim yasası da uygun değil. Ohri çerçeve anlaşmasını artık onun gerçekleşmesinin sonuna geldik. Yani gereken anlaşmadaki bütün gerekenler hemen hemen yapıldı. Kalan çok az şeyler var. Onlar da önümüzdeki dönemde gerçekleşir. Koalisyonla niye gidiyoruz? Biz geçtiğimiz dönemde özellikle mecliste yoğun bir şekilde, eskiden de olduğu gibi ama geçtiğimiz dönemden de mecliste bizim milletvekili ve birçok milletvekilinin bize destek vermesiyle birlikte seçim yasası değişikliği önergesini sunduk. Maalesef diğer partilerin samimiyetsizliği, antidemokratik yaklaşımından dolayı yine aynı seçim modeliyle yeni bir seçime gidiyoruz. Eğer ki bu seçim modelinde bir değişiklik yapabilseydik, bugün Türk Demokratik Partisi halkının karşısında Makedonya'da tek seçim birimi olarak kabul etti, tek başımıza giderdik. Gösterdiğimiz başarıdan sonra, halkımızın bize vereceği destekten sonra ortaya çıkacak olan tabloyla seçim sonrası koalisyona girerdik. Malumunuz şimdi illaki bir koalisyon var. Biz kısıtlamadık. Efendim şu partiyle, bu partiyle değil. Kendi platformumuz var. Kendi parti olarak halkımıza
vereceğimiz hizmetler dahilinde programımız var. Biz her tarafla görüştük. Parti organlarının karar vermesinden sonra sosyal demokratlarla önümüzdeki 4 yılda bir koalisyon imzaladık ve o şekilde kampanyaya girdik. Kampanyamız dediğimiz gibi biz kendi programımızla, kendi seçmenimizle, kendi halkımızla bir bölümünü ayrı yapmaktayız. Bazı yerlerde de onların mitinglerine, efendim, onların halkla buluşmalarına katılıyoruz. Hatta onların önemli siyasi kişilikleri de, isimleri de bizim halkla buluşmalarımıza katılıp halkımıza hitap etmektedir. Sayın Genel Başkan, normalde çok fazla Türkiye konusuna girmek istemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle Kuzey Makedonya'da gerçekleşen bir seçim. Her ne kadar Türk milletine mensup olsak dahi yine de burada yaşayan Türk toplumunu ilgilendiren bir seçim. Daha çok fakat bahsettiğinizden dolayı sormak istiyorum. Konu hazır açılmışken. Türkiye menşeili siyaset yürütülmesi ne kadar doğrudur Makedonya'da? Ya da mitinglerinizde veya sloganlarınızda veya söylemlerinizde veya toplantılarınızda Türkiye'yi kullanarak bir yere gelebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani artık Türkiye söylemleri buradaki Türk toplumunda avantajı var mı? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet, bu konuyu açmanızda tabii ki yarar var. Bu konuyu biraz açıklık verelim. Dolayısıyla Makedonya Cumhuriyeti vatandaşıyız. Anayasamızdaki ismimiz özellikle anayasa girişinde diyor ki Makedonya'da yaşayan diğerleri arasında Türk milletinin bir parçası. Dolayısıyla burada hemen açıklık getirilir mazlumlar değil. Bir milletin bir parçasıyız burada. Milletiz biz burada. Burası bizim vatanımız. Burada doğduk, burada büyüdük. İnşallah sonsuza dek Türk varlığı Makedonya'da devam edeceğiz. Biz Makedonya Türkleriyiz. Burada bir Makedonya Türklüğü söz konusu. Bütün milletlerle birlikte harmoni içerisinde efendim iç içe yaşadığımız, gelecek nesillerimizi de büyüteceğimiz, onlara da emanet edeceğimiz bir devletimiz söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Türkiye Cumhuriyeti gerektiği zaman ki zor gün dostu olduğunu her zaman kanıtlamıştır. Hem bizler hem de Makedonya'daki diğer milletlere yardımcı olmuştur. Devletler arası ilişkilerde mükemmellik seviyesine gelmiştir. Kayıtsız şartsız yardımcı olmuştur. Ama ve lakin özellikle kendi vatanımızda Makedonya Cumhuriyeti'nde yeni ismiyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaptığımız siyasi çalışmalarımızda ana vatanımız bile olsa kalbimizde yeri apayrı. Ondan hiç kimse bizi vazgeçtiremez. O sevgi birilerinin tek elinde değildir. Ana vatanımıza karşı olan sevgi hepimizin kalbimizdedir. İlla ki birilerinin tek elinde değil ama siyaseti ana vatanımızı bu durumda karıştırmak hem Makedonya, Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere zedeleyebilir. Hem malumunuz Balkanlarda Avrupa Birliği ülkeleri olsun efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik stratejik düşünceleri, planları var. Dolayısıyla bu yapılanı pekala kötü anlamda kullanılabilecek. Efendim başka bir ülkenin iç işlerine karışmak gibi gösterebilecek bütün hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Ben şeyi hatırlıyorum, çok özür dilerim. Lafınızı valla kesiyorum. Küçük, sonuçta Makedonya'da doğup büyüyen bir Türk genciyim ben de. Küçüklüğümde mesela fiziki anlamda destekler vardı. Kültür Bakanlığı'ndan sanatçılar gelirdi, konserler verildi. Türk Demokratik Partisi mitinglerinde tek parti olan dönemleri kastediyorum. Konserler verildi. Fakat böyle bir deklarasyon zannedersem son dönemde yapılmadı Türkiye'den. Evet biz şunlara destek veriyoruz denmedi diye biliyorum. Ben kaçırdığım şey varsa. Şimdi bakın açık bir şekilde efendim şunlara destek veriyoruz, bunlara destek veriyoruz diye denilemez. Son günlerde hemen her gün Türkiye'deki değişik siyasilerden tebrik, başarı mesajları, efendim çağrıları alıyoruz. Evet eskiden tek partili sistem iken Makedonya biraz daha karışık iken milliyetçiliğin özellikle çok yoğun yaşandığı bir dönemde milliyetçiliğin ırkçılığa dönüştüğü bazı dönemlerde ana vatanımız gerektiği zaman buradaki Türkleri sahip çıkmak adına böyle girişimlerde bulundu. Kurumsal girişimlerdi bu. Hükümetin, devletin yaptığı girişimler değildi. Ama değişik kurumların destek amacıyla efendim buradaki Türkiye, Makedonya'daki siyaseti destek amacıyla özellikle Türkleri destek amacıyla böyle girişimler olmuştur. Ama farklı bir ülkenin ana vatanımız bile olsa bu şekilde kalkıp da alenen efendim biz şunu destekliyoruz, biz bunu destekliyoruz, şunu destekliyoruz yapması
zaten söz konusu bile olmaz. Yapmaz da ana vatanımız kadim bir ülkedir. İmparatorluğun mirasçısıdır. Devletçilik nedir? Nasıl yapılır? Pek çok iyi bildiği için böyle çıkışların olmayacağını biz hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi ki de böyle yapıyor. Bakın bunu hemen altını çiziyorum. Geçtiğimiz dönemde özellikle son hükümet kurulurken malumunuz Avrupa Birliği ülkelerinin birçok büyük elçisi efendim devletin değişik merceklerinde her gün mekik döşerken oradan buraya giderken kapıları girerken bizim ana vatanımız herkese devlete sahip çıktı. Efendim hiç kimseyi öncelik görmedi. Dedi ki Makedonya Cumhuriyeti'nin iyi olması, hani devletin sağlıklı olması, halkın güçlü olması için biz her zaman yardımcı olduğumuz gibi yardımcı olacağız. Dolayısıyla kısa ve net manevi desteği herkes hissediyor. Ama seçimlerde özellikle kampanyalarda çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu bazen zarar verebilecek niteliği kazanabilir. Makedonya Türklüğü siyaseti öğrendi. Makedonya Türklüğü artık tecrübe edindi bu konuda. Dolayısıyla biz bu ülkedeki diğer milletlere de siyasette aktif olduğumuzu, dönem dönem siyasete de akış verebileceğimizi gösterdik. Biz bunu artık kendi ayağımız üzerinde yapmamız gerekiyor. Ana vatanımızın kalbimizdeki yeri apayrıdır. Ama iç siyasette bazılarının bunu karıştırmasını pek doğru bulmuyorum. Peki Sayın Genel Başkanım, o zaman biraz Makedonya Türkleri gerçeklerinden bahsedelim. Makedonya Türklerinin en önemli vurguları yapabileceğimiz nokta kültür, sanat, eğitim, iş imkanı. Türk Demokratik Partisi'nin kesinlikle ne benim de hiç kimsenin yargılayamayacağı tek bir nokta yıllarca iş potansiyelini en çok sağlamış bir parti. Bunu devam ettirebilecek misiniz yeni koalisyonunuzla birlikte? Ve parti olarak şöyle bir komisyon kurdunuz mu acaba? Hangi kurumlarda Türk eksik var? Çünkü %40'a yakın kurumlarda kesinlikle Türk varlığı mevcut değil ve hatta temsiliyet ilkesine uymuyor. Bu gibi bir çalışmalar yaptınız mı? Evet şu kurumlarda Türk. Bir de şöyle bir gerçek var Sayın Başkan. Şimdi her kuruma da sırf Türk olsun diye birini sokamayız. Donanımlı kadrolarımız var mı? Bu gibi çalışmalarınızı merak ediyorum açıkçası. Görüşmeleri yaparken şimdi şunun altını çizmek lazım. Artık bazı şeyleri daha farklı düşünmemiz lazım. Siyasi partiler istihdam merkezleri haline dönüşemez. Evet. Eskiden Ohri Çerçeve Anlaşması'nda ortaya çıkan halkça temsiliyet ilkesi çerçevesi içerisinde gençlerimize, iş sahibi olmak isteyen gençlerimize Türk Demokratik Partisi olarak sahip çıktık ve gerçekten burada çok büyük işler başardık. Halk avukatı veya obdusmanın her yıl yayınladığı raporlar söz konusu, orada oranlar belli. Yeterli mi, yetersiz. Birçok kurumda Türk yok. Ama önümüzdeki dönemde şu var. Maalesef geçtiğimiz dönemde özellikle kamu kurumlarında çok fazla istihdam sağlandığı için bugün Makedonya kamu kurumları inanılmaz dolmuş durumda. Fazlasıyla memur söz konusu. Avrupa Birliği yolunda, Avrupa Birliği çok dikkat ediyor böyle şeylere. Önümüzdeki dönemde tabii ki istihdam olacaktır ama burada kalite ön plana çıkacaktır. Biz çok iyi biliyoruz ve tabii ki güveniyoruz. Halkımızdan gençlerimiz, kaliteli gençlerimiz var, kendilerini yetiştirmiş gençlerimiz var. Biz kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sadece istihdam değil, bağlı bulundukları kurumlarda bizim gençlerimizin efendim ilerlemesi, terfi meselelerine bakacağız. Bazı yerlerde yönetici olmaların gerekiyor, efendim kalitelerinin ön plana çıkması gerekiyor. Bazı yerlerde maalesef diskriminasyon yaşadıklarını çok iyi biliyoruz ve bütün bu şeyleri hepsini birlikte çözmeye çalışacağız. Geçtiğimiz dönemde de çözdük bazı şeyleri. Onlara el attık ama önümüzdeki dönemde de çok işimiz var. Terfi önemlidir, yönetici olmaları çok önemlidir. Kaliteli gençlerimiz var, kendilerini yetiştirmiş gençlerimiz var. Sadece burada sizin aracılığınızla bir daha çağrıda bulunmaktayım. Özellikle eğitim konusunda lütfen
kendilerini çok iyi yetiştirsinler. Avrupa Birliği yolunda olan bir ülkede şüphesiz ki kalite ön plana çıkacak ve biz Türkler olarak bu ülkede hem devletçilik anlayışımız ortaya çıkacağız hem de devletimize sahip çıkacağız. Bütün bunları yaparken halkımıza götürdüğümüz hizmetleri çok kolaylaştıracağız. Çok kurum var. Bizim gençlerimiz orada. Genç dediğimiz hani genç olarak koyduğumuz artık belli bir mesafeye gelmiş olan gençlerimiz var mesela. Bazen çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Geçenlerde mesela Gostivar'da İçişleri'nde bir Arnavut kardeşim, benim çok yakın bir arkadaşım ki kendisi çok önemli bir siyasetçi. Gostivar'da işi düşmüş. Efendim bizim sağ olsun orada çok değerli bir kardeşimiz. Kendisine yardımcı olmuş. Beni telefonla arayıp ya diyor ne kadar güzel bir şey. Ben o kadar kişiyi iş sahibi yaptım diyor. Ama sizin arkadaşınızın gösterdiği nezaket, gösterdiği yardımseverliği ben hiç kimse de göremedim. İşte bak bunlar çok güzel anılar. Bunları sadece bir yerde değil birçok yerde yaşıyoruz. Halkımıza götürebileceğimiz en iyi hizmeti emin olun biz yıllardır tespit etmişizdir. Eksiklikleri de çok iyi biliyoruz. 30 yıldır bir partidir. Bakın 5. genel başkanıyım ben bu partinin. 8 kurulda geçirmiş bir partidir. Şüphesiz ki kurumlaşma yolunda birçok aşamayı geçmiştir. Sadece terfi meseleleri değil. Biz artık büyükelçi de göndereceğiz bir yerlere. Onları da konuştuk artık. Bu önemli. Tabii ihtiyaç duyulduğu anlarda sadece seçim öncesindeki anlaşmaya bağlı kalmak zorunda değiliz ki. Yeni moment dediğimiz öyle bir ihtiyaç var. Görüşmemişiz. Biz görüşebilme kapısını da açmışız. İhtiyaç neyse onu yapacağız. Çerçeve nedir? Halka hizmettir. O anlayışla devam edeceğiz ve halkımıza gereken bütün hizmetleri inşallah önümüzdeki dönemde de vereceğiz. Sayın Başkan, eğitim dediniz. Karayel Yarası'dır Makedonya Türk Toplumu'nun kitaplar, kitap tercümeleri. Bu konuda bir girişiminiz mevcut mu? Kitap tercümeleri, haklısınız. Gerçekten çok kötü. Öz eleştiri, sadece bana değil, bir siyasi olarak değil. Bu öz eleştiri maalesef herkese. Burada ben özellikle eğitim kurumlarımızda çalışan öğretmenlerimize, efendim, akademisyenlerimize, bu sadece siyasetin çözeceği bir mesele değildir. Siyaset bazı yerlerde kapıları açar ama çözümler farklı yerlerdedir. Ben kızımla bazen ders yapıyoruz, bazı tercümeleri gerçekten beğenmiyorum. Devlet kademelerinde de Sayın Başkan aynısı söz konusu. Mesela pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Türkçe bildirgeler rezalet seviyesinde. Onlar ya Google Translate'le yapılmıştır. Yani danışılmamıştır gereken şeyleri yerlere. Bu bazen yapabiliyorlar devlete. Bizde. Aynısını biliyorsunuz. Gostivar Belediyesi'nde de yaşandı çok fazla örnekleri. Mevcut yanlış tercümeler. Gostivar Belediyesi'nde evet özellikle seçim yaklaşırken bazen Türkçe'yi de ekliyorlar bildirilerine. Ama seçimlerden uzak iken maalesef Türkçe unutuluyor. Unutuluyor. Nedense unutuluyor ama seçimle yaklaşırken bakıyorum efendim Dobro utro, Mirmingesi derken bir de günaydın eklenmiş. Bu hoş bir şey değil. Yani bunun sürdürülebilmesi gerekiyor. Sürekli olması gerekiyor. Biraz da samimi olmamız gerekiyor. Kitapla konusuna gelince topyekun hepimiz bunun üzerine atmamız lazım. Burada bazı yasal sıkıntılar var Yusuf Bey. Bu yasal sıkıntıları aşmamız lazım. Çok kısa anlatayım. Uzun bir meselede. Devlet programı hazırlar. Özel şirketler, özel şirketlere basım hakkı verilir. Özel şirket de özel şirket olarak konuşur. Der ki efendim benim bu kadar bir sayım olmadığı sürece ben bunu basmam, efendim zorluk çıkarırım, hakkım yok, karım yok diye düşünce tarzını artık aşmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Gereken yasal düzenlemeyi yapacağız. Kitaplardaki tercümelere, bizim öğretmenlerimize de iş düşecek. Türk Dili Edebiyatı mezunlarına iş düşecek. Branş öğretmenlerine iş düşecek ve kaliteli kitapları yayınlayacağız. Bizim müfredata göre. Dediğim gibi bu sıkıntı sadece değil. Bakın eğitiminizde siz sadece kitap sorunu dediniz. Eğitimimizde çok sıkıntılar var. Sadece Türklerin sıkıntısı yok. Diğer milletlerin de sıkıntısı yok. Genç bir ülke. Bazı şeyleri aşamıyor maalesef. Bazı bürokratik engellerle karşı karşıya geliyor. İşte bütün bu bürokratik engelleri aşmamız lazım. Yasal düzenlemeleri yapmamız lazım. Ondan sonra artık biz de elimizi taşın altına koyup sadece siyasiler değil, herkes elini taşın altına koyup bu sıkıntıyı çözeceğiz ve daha kaliteli bir eğitim için adım atacağız. Ama
yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır derken, Makedonya'nın dört bir tarafına Türkçe eğitimi başlatan bir siyasi partiyiz. Size sadece örnek vereyim. Jupa'da hatırlarsın, küçüktüm ama duymuşsundur. Açlık mücadele vardı, evet. Açlık grevi vardı, evet. Türkçe eğitim için. Bugün Jupa'da bırakın ilkokullar, ata lisemiz bile var. Öğrencisi dolu olan bir ata lisemiz var artık. Jupa'da, merkez Jupa'da, Kırçova'da hiç okul yokken, Türkçe eğitim yokken, bırakın ilkokulu, bugün Kırçova'da liselerde 3 tane sınıf bile var. Yeni biz plan programı hazırlarken... Sizin zannedersem eğitim koordinatörlüğünüzün yeni sunduğu bir teklif var, seçmeli ders olarak. Onu da açıklayacağım. Bak güzel, evet. Onu da çok kısa açıklamak zorundayım, yoksa bütün zamanı buna şey yapacağım. Yeni bir olay olduğu için değerli. Biz programımızı hazırlarken hemen tanıtmış olayım. Evet. Programımızı hazırlarken, eğer ki müsaade buyurursanız, program içerisinde dediğim gibi programı biz pandemiden önce hazırladık ve bir baktık hala seçime gelmeden biz, seçim bitmeden biz bazı şeyleri gerçekleştirmeye bile başlamışız. Misal? Misal, hemen söyleyeyim. Giriyoruz. Efendim, projeler içerisinde. Eğer ki sonradan sormayacaksınız projeleri, ben burada örnek verebilir miyim? Lütfen. Bakın, demişiz ki projelerimiz konusunda yer yer, yerleşim yerlerinde nedir ihtiyaçlarınız, altyapı, üst yapı, bütün sorunlar derken demişiz ki birinci nokta Vrapçiş'te su ağının yenilenmesi ve genişletilmesi projesi. Büyük sıkıntı Vrapçiş'lerimizin. Kesinlikle. Bugün ihaleye geldik. Bir hafta içerisinde olmazsa seçimden hemen sonra ihale açılacak. Bunu yapacak olan şirket seçilecek ve bu proje gerçekleştirilmeye başlayacak. Finansmanın sağlandı, gereken izinler alındı. Biz ilk projemizi seçimden önce bile gerçekleştirdik. Bırakın ki seçimden sonrasında. Hemen dedik. Vrapçiş'te ilk öğretim okulunda spor salonunun inşa edilmesi. Maalesef iktidarlar çoğu zaman çapayı hep kendine doğru çekmekte. Partiler çapayı hep kendisine doğru çekmekte. Çok söz verildi. Geçtiğimiz iktidardaki partiler, şu andaki iktidardaki partiler, yerel çapta, ittifakta bulunduğumuz partiler söz verdi. Bir baktınız o spor salonu hem nasılsa bir anda farklı bölgelere götürüldü. Biz dedik ki böyle olmaz. Onlardan bunlardan bekleyeceğimize Vrapçiş'te belediyesinde bizim çok değerli çalışma arkadaşlarımız var. Türk Demokratik Partisi'nin meclis üyeleri var. Halkının desteğiyle Vrapçiş'te İlköğretim Okulu'nda okulda spor salonu. Peki bir gün atalım buraya. Yine sizin projenizdi. Zamanında sizin sayenizde hatırlarsan söz alındı. Türk Tiyatrosu. Türk Tiyatrosu'nu biz yaptık. Ama hala temelleri atılmadı. Evet ama bizim bu kurumu şu anda biz yönetmiyoruz. Evet. Türk Tiyatrosu'nu gidin bakın binasına kaldı. Çok rica ettik. Kültür Bakanlığı buna bütçe ayırmadı. Maalesef. Peki yeni dönemde yine Türk Tiyatrosu'nu atıldı. Bakın çok güzel. Demişim ki programda Türk Demokratik Partisi olarak dedik. Programımızın kültürel anlamda en önemli noktası Türk Tiyatro binasının tamamlanıp geçmişte gururumuz olan Türk Devlet Tiyatrosu'nun modern ve çağdaş bir mekana kavuşturmaktır. Kültür ve medya kısmından bunu yapmak zorundayız. Kara bina kaldı. Allah korusun ona el atılmaz. O kara bina da yarın ya başka bir şey için kullanılacak ya da yıpranıp gidecek. Eğitim konusunda kitaplar, bütün her şeye madde madde yazılmış. Sadece madde değil, anayasal hak olan ana dilde eğitimin çağdaş standartlarla uygulanmasını sağlanması. Kitapları halledeceğiz. Tercüme de ağır olacak. Olmazsa ben sana vereceğim, sen tercüme edeceksin. Hiç sıkıntı yok. Bir zahmet artık yapılması lazım. Yapılacak yani ama hepimiz yapacağız. Kesinlikle. Sadece siyasiler değil. Bakın siyasi de siyaset yapar. Hak hukukla uğraşır, gereken yasal düzenlemeleri yapar. Ondan sonra biz zahmet STK'larımızla biraz çalışmaktadır. Akademisyenlerimiz var bizim ülkede. Herkese görevli. Eğitimde çalışan bir ordumuz var. Hep sahip çıkmışız. Bakın eğitim konusunda dedik programımızda mesela Türkçe eğitim görülen okulların isimlerinin değiştirilmesi. Tarihte önemli katkıları bulunan milli kahramanlarımız ve şairlerimizin isimlerinin verilmesi. Mantıklı. Ne yaptık? Debreç'te bir örnek vereyim sadece. Birçok okulda oldu da. Debreç'te de eski ismini anmayacağım burada çünkü farklı tartışmalara. Onların hani Makedonların çok önemli bir kişinin ismi. Saygımız sonsuz. Şüphesiz ki hizmeti bulunmuştur bir ülkeye.
biz dedik ki Debreç'te de Türkler yaşıyor ve okulun ismi Ali Fethi Okyar oldu. Debreç'te doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanlarından birisi. 1924-1925 yıllarında başbakanlık yapmış Debreç'te doğumlu bir büyüğümüz. Bakın Makedonya ne büyükler yetiştirmiş. Başta Atatürk olmak üzere. Okulun ismini Ali Fethi Okyar diye değiştirdi. Karma sınıflar sıkıntı. Evet. Karma sınıflar yasasını değiştirdik ve o yasa çerçevesinde hemen finansman sıkıntısı olmasına rağmen Maliye Bakanlığı'nın direnmesine rağmen birçok okulda artık karma okullara ayırdı. Yeni İstihdam da sağladı bizim yeni öğretmenlerimize, mezunlara. Surga'da yaptı, Kalkandere'de yaptı. Yavaş yavaş her tarafta yapacağız. Kırçova'da yeni bir bölüm açtı. Kırçova'da bugün düz lisede bir sınıf var. Elektroteknik sınıfı var. Şimdi ekonomi lisesinde de açtık. İnşallah yakında Kırçova'da bütün bunları ayrı bir Türk lisesine koyacağız. Sağ olsun TİKA orada çok güzel bir bina yapmış. Efendim o bina dahilinde bütün bu sınıfları toplayıp bir Türkçe lise, bağımsız bir Türkçe lise yapacağız. Bunlar sadece vaktimiz uyarınca. Aynen, vaktimiz de kısıtlı. Ben aynen, tabii çok sorularımız var. Dolayısıyla ben dalmayacağım fazla. Sayın Başkan, Makedonya'daki Türkçe medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Makedonya Radyo Devlet Televizyonu 3 saatten 11 saate çıkartıldı ve 4. kanala konuldu. Fakat doğru, kesinlikle yetersiz. Ben şimdi oradaki arkadaşlarımı da suçlamak istemiyorum. O kadroyla ancak yapılabilecek malzeme bu kadar. Fakat bu konuda nasıl girişimlerde bulunmayı planlıyorsunuz? Eleman alımı vesaire gibi. Çok fazla haber portalı türedi Makedonya Cumhuriyeti'nde. Fakat maalesef haber portallarının birçoğu belli bir bölüm tandanslı haber portalı ve evet, kullanılan dil maalesef çok yaban. Kırıcı. Kesinlikle hem kırıcı hem haber dili değil. Kesinlikle. Sosyal medyada yazarmış gibi haber yazıyor bazı portallar. Bu çok hoş bir durum değil. Buna karşı bir yasal düzenleme getirilecek mi? En azından Anadolu Ajansı, TRT gibi kurumlar var Makedonya sınırları içerisinde. Burada akredite edilmiş kurumlar. Evet. Bunlardan destek alınarak biraz daha düzgün, biraz daha ortalama düzeyde bir şey üretilecek mi? Tabii ki medya çapında orayı da el atmamız gerekiyor ve attık. Geçenlerde özellikle bir ay, iki ay önce Mırıtılı yönetim kurulu başkanıyla görüştük. Evet. Ondan önce yapılan bütün girişimler sonucunda bugün artık yeni bir kanal ve %20'nin altında olan topluluklara ayrılmış bir kanal. Ve orada yeni yayına başlayan Mırıtılı 4 kanalında Türkçe büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Ve bizim girişimler sonucunda, oradaki arkadaşlarımızın da girişimleri sonucunda prime time dediğimiz döneme denk gelen bir bölüm. Şimdilik belki zaman itibariyle yeterli ama kadro eksikliğimiz var. Bu onların suçu değil. Bu maalesef işte Makedonya'daki siyasi istikrarsızlık sonucunda bazı kurumlarda konsantre olma veya onlara dikkat çekme meselesinde geri kalındı. Bu bizlerin değil, bu genelde devletin bir eksiği. Ama önümüzdeki dönemde kesinlikle kadro konusunda orada efendim medyada çalışabilecek, iyi eğitim almış, Türkçesi düzgün, diksiyonu iyi, kamera önü, kamera arkası olan, çalışacak olan arkadaşlarımızın da eklenmesiyle birlikte TRT'den bile önce yayına, Türkçe kesinlikle yayına başlamış kesinlikle olan Mırıtılı yine Makedonya'daki Türklerin ana sesi olacaktır. Umarız. Sayın Başkan, radyoda da aynı değişiklikler oldu. Sayın Başkan, radyo arttı mı saati? Kesinlikle. Radyodaki sayılar arttı. Radyodaki sayı arttı. Yine prime time'ı kazandık. Prime time'da yayında olacak. Akşam saatlerinde yayınımız olacak. Tabii daha farklı. Akşam saatlerinde olmakta çok farklı olacak. Kadro konusunda yine aynı. Televizyonda olduğu gibi radyoda da değişiklikler olacak. İnşallah oradaki arkadaşlar yardımcı olacak. Yeni kadrolarda eklenince tecrübeli olan arkadaşlarımızla birlikte yeni enerji bir kadroyla birlikte hem televizyonda hem radyoda gerçekten güzel şeyler olacak. Peki Sayın Başkan, Makedonya Türk siyasi partileri arasındaki diyalog hakkında neler düşünüyorsunuz? Mesela az önce haber portallarından bahsederken bir haber portalında sizin şahsınıza karşı yazılmış bir başlıkla karşılaşmıştım. Kuleyevski'nin son bakanı diye. Sonuçta 3 partide de Türk bayrağı mevcut, 3 partide de Türk ismi geçiyor. Renkler aynı. Aynı koalisyon içerisinde olduğunuz partiler mevcut. Seviyeyi değerlendirmenizi istiyorum. Vallahi bir seviyeyi düşürmeyiz. Şimdi bakın, en kadim parti olmanın bir ağırlığı var.
İnanın böyle şeylerle biz uğraşmıyoruz. Takip edin. Rica edeceğim, bir araştırma yapın. Gazetecisiniz değil mi? Evet. Hepimizin sevdiği, saydığı bizim çocuğumuz. Alın bakın, biz ne seviyede uğraşmışız, başkaları bizimle nasıl uğraşmışlar. Mesela ben bunu sordum diğer partiye. Evet. Aldığım cevap, biz her zaman el uzattık, bizim elimiz boş kaldı. Yönünde bir cevap aldım. Ben bunu size de sormak zorundayım çünkü cevap hakkı da oldu. Yani evet. Size karşı uzatılmış bir el var mıydı ve siz neden reddettiniz? Reddettiyseniz. Önce biz el uzattık herkese. Niye biz önce uzattık? Bize yakışan odur. Çok fazla derinlere girmeden sadece bir iki cevap vereceğim. Efendim, bizim de eskiden genel başkanlığımızı yapan, Makedonya siyasetinde at olan bir genel başkana gittik, birkaç kez rica ettik, gelin güç birliği yapalım, siyasette birlikte hareket edelim. Bunu ilk defa medyalar karşısında söylüyorum. Bunu da o büyük olduğu için biz ayağına giderek konuştuk. Bu siyasete ayıp bir şey değildir. Gayemiz, amacımız belli. Fakat aldığımız cevap maalesef o yönde bir hareketlenmenin yapılabileceğini göstermemektedir. Bana itham eden partiye de gelince çok iyi hatırlıyorum. Mecliste bir görüşmede, efendim artık bir değişiklik yapılmasının zamanı geldi. Bir kırmızı telefon hattı kuralım dedik. Milli meselelerde birlikte hareket edelim. Yerel siyasette belki anlaşamayız. Çok da yararlılık. Bir iktidar, bir muhalefet, hatta iktidar içerisindeki parti bile olsa birisi muhalefet yapar, birisi iktidar olur. Sonuçta yararlanan halk olur. Buradan kalite çıkar. Efendim öyle bir teklifte bulunmamıza rağmen hemen arkasında yine maalesef bize yakışabilecek düzeyin altında hakarete varan ithamlar ve en kötüsü de yasal düzenlemelerde, Türkleri ilgilendiren yasal düzenlemelerde gereken samimiyet gösterilmediği. %20'nin altındaki hakları ilgilendiren bir yasa var. O yasanın ilk halini görseniz vallahi içiniz ağlar. O yasada diyor ki %20'nin altında yaşayanlar diyor bir grup vatandaştır ve onlar kendi isteğinden hareket ederekten ihtiyaç duydukları zaman kendi haklarını isteyebilirler. Ben bir milletin parçasıyım. Ben anayasal bir milletim burada. Ben kurucu bir unsurum burada. Ben kendi isteğim olduğu zaman veya bir grup vatandaş değilim. Ben milletim burada. O yasayı böyle geçirmeye çalışan bir siyasi oluşumun anlayışını gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum. Ve bununla ekleyeyim. Onursal başkanım. Bakın onursal başkan. Onere etmişler. Ondan sonra kovduklarından. Bana yapılan hakaretleri hiç görmüyorum Yusuf Bey. Hakaretle kaybedecek zamanımız yok Yusuf Sayın Bey. Sayın Başkan, şuna dikkat çekiyorum. Üç parti de aslında aynı dili konuşuyor. Evet kırmızı hat yapalım, evet diyalog olsun aramızda. Fakat ortada enteresan bir şekilde çözülemeyen bir durum var. Yani sizin nasıl dili teklifiniz var? Nasıl çözülüyor? Bence yani bir de ortak yayınlar da yapıyorsunuz. Özellikle Makine Arada Televizyonu'nda 3 evet, başkanında. Evet. Hatta bizim Tekrum Elin'in geçişinde. Yapacağız. Tabii edeceğiz büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Yani. Sahneye üçümüzü konu evet. Almıştık. Çok da değerliydi bizim için. Yani evet. Benim açımdan çözülmesi çok zor bir olay. Mesela son dönemde Makedonya Türkleri biliyorsunuz. Benim için imkansız olan bir şey söylediler. 3 parti birleşse tek aday çıkarsın. Ben ona karşıyım. Üç parti. O zaman 3 partinin olmasının bir anlamı yok. Aslında muhalefette de olmak. 3-2 olması gerekiyor. Muhalefette evet. De olmak aslında bazen baktığın zaman bir toplumun faydasında. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Biri doğudan bakarken diğeri batıdan bakabilir. Son derece doğal. Fakat mesela sürekli şu eleştiri var. Türk Demokratik Partisi ve MHP koalisyonunda birdenbire SDSM koalisyonuna geçti, dönek vesaire gibi. Bu zaten benim yayınımda böyle yayınlanacağı için rahatça söyleyebilirim. O zaman çok rahatlıkla şunu cevap verebilirim. Hem diğer iki partide iki defa aynı koalisyon değişikliği yapmış partilerdir. Ben anlayamıyorum. Yani THP'de eskiden Vımuro'yla koalisyondaydı. Efendim ondan sonra SDSM ile koalisyondaydı. SDSM ile koalisyonda olan TMBH bir anda baktık bir gece sonra hemen Vımuro'yla şey girdi. Yani bu şekilde bizleri itham etmeleri çok anlamsız. Aynı şeyleri yaptıkları bir şeyleri bizim niye itham ediyorlar?
hizmet verebilmek için maalesef bu siyasi konjüktürde koalisyonlar şart Yusuf Bey. Masaya oturmak şart, doğru söylüyorsun. Ben açık bir insanım. Ben sadece bu milletin partileriyle koalisyon yaparım demiyorum. Bakın açık bir net söyleyeyim. Maalesef Arnavut Parti'deki siyasetçilerle çok yakın arkadaşız özel hayatımızda. Siyasete gelince onlar kapılarını açmıyor. Bize değil, hiçbir millete açmıyor. Bakın konjüktür, Arnavut Partileri farklı bir millet partisiyle koalisyon yaptı mı? Şu an evet. Şu anda. Bezga. O ayrı bir şey. Evet. Onlar dahil ettiler mi birilerini kendi koalisyonuna? Dahil etmediler. Kendi aralarında. Kesinlikle. İşbirliği içerisine girdiler. Türklerin gerçeğini eğer ki düşünürsek ki 6 seçim bölgesinde her yerde var. Durum bizleri neye getiriyor? En büyük Makedon partilerle bir iktidar yapmak. Onlarla koalisyon, ittifak yapmak. Onların programını, onların hareket şeklini kabul etmek değildir ki. Bizim programımız var, tüzüğümüz var. Parti programımız var, seçim programımız var. Biz bunu şart koyarak belli anlaşma yapıyoruz. Dolayısıyla bunu çok garip görmek bence artık bu konuyu kapatmakta yarar var. Çünkü bizi itham edenler aynı şeyi yaptılar. Biz VMRO'dan çok öncesinden ayrıldık. Gidip gördük ki kendilerinde muhalefete düşmüşler. Efendim içinde çalkantılar var. Eski genel başkanları bir hukuki bir sürüce düştü. Efendim uzaklaştı. Onlar da 8 milletvekili kopup gitti. Ondan bile önce kendilerinden dedi ki teşekkür ederiz. Çok güzel bir işbirliğimiz vardı. Fakat biz parlamenter bir partiyiz. Bizim milletvekilimiz kendi oyumuzla çıktı. Ve o ittifakta iken bile Sayın Doktor Yusuf Aslani milletvekilimiz TDP milletvekiliydi. Onların milletvekili değildi. Biz dedik ki biz muhalefete çekiliyoruz. Ondan sonra o zamanki başbakan Zoran Zaev tarafından teklif gelindi. Birçok kez görüşüldü. Ve ondan sonra özellikle çok önemli yasaların geçmesi, elzem olan, bu ülke için elzem olan yasaların geçmesi için biz parlamentodaki çoğunluğa destek verdik. Biz hükümet ortağıydık onlarla. Biz yeni imzaladık seçim öncesi koalisyonu. Bu 3 yıl içerisinde hükümette ortağıydık, çoğunluk. Onların bazı yasalarına bile karşı çıktık biz. Çünkü biz kendimizin bir beni var, bizi var. Yani mesela çok bizi rencide eden birçok yasa vardı mesela. Diskriminasyon dedikleri yasa vardı. Bizim o yasaya destek verme imkansız. Evet. Çünkü bizim manevi ve milli değerlerimiz ona izin vermez. Onu açıkça net söyledi. Efendim eski ispiyoncuları affedecek ve hatta üzerinde halkının vergileriyle doldurulmuş olan bütçeden katkı özür parası, evet. Buna artık ne dersiniz derse öyle bir şey. Tazminat tarzı. Yani tazminat diyelim. Onu bile verecek bir siyasayı nasıl biz şey yapalım? Doğru. O ispiyoncuların bizim halkımız zamanında çok acı çekti. Elitist bir parti olarak yargılanıyorsunuz. Yani genellikle bazı tabakalardan Demokratik Partisi'ne gelen eleştiri elitist bir parti. Yani elitist derken soyuklayan, gerektiği sürece ihraç edebilen, istediği... Kimi ihraç ettik? Dışlayan ya da. Nasıl dışladık? Şu an bakın. Mesela muhalefet kanadında olan adam. Bakın şimdi. Açıklayalım. Kimseyi biz partimizde çok ender birkaç kişi tüzük ihlali yüzünden dışlanmıştı. Tüzük var. Tüzük partinin anayasasıdır. Evet. Tüzüğe aykırı çalışan kim olursa olsun, ben dahil olursa olan bir genel başkan olarak eğer ki tüzüğümde bir maddeye karşı çalıştıysa parti beni ihraç eder. Çünkü ben partime zarar veriyorum. Kimse dışlanmadı, kimse ihraç edilmedi Yusuf Bey. Onlar kendilerini maalesef bizim partide bulamadı. Bizim partinin mayası biraz farklıdır. Bunu yıllardan anlatmaya çalıştık. Ben görev almadım bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Hiçbir devlet görevi almadım. Kendi mesleğimi götürdüm. Genel başkanlık da yaptım. Evet, eğer ki birileri illaki koltukla bizi itham ederken buyursunlar.
bir sizin programınızda, farklı bir programda bunu bizlere, bizleri bunlar suçlasınlar. Biz bunu yapmadık. Koltuk meraklısı mıyız? Farklı yerlerden değişik arkadaşları biz kurumlar başına koyduk. Zor görev, zor iş, çok iş. Ama arkadaşlar sağ olsunlar kabul ettiler. Makedonya'daki maaşlar belli. Yönetici bile olsa şeyi yok yani, bunun bir avantajı yok ki artık. Öyle düşünmenin bir anlamı yok artık. İhraç konusuna gelince hayır. Kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum. Tüzüğe çalışmış olan genel başkan bile olsa tüzükken partiden dışlanır. Partinin değişik organları var. Gereken şikayet onlara da yapılır. Eğer ki hukukçulardan oluşmuş, eğer ki hatalı parti görürse onun üyeliği geri verilir. Ama gelin size göstereceğim, bizim ihraç ettiğimiz hiç kimse yok. Kendilerini bulamadılar, uzaklaştılar. Ama kendi partisinin birçok görevinde bulunmuş olan kişileri sırf şahsi çıkarları için farklı yerlere başvurması, inandıkları değerlere karşı çalışması bile bu gerçekten ihanettir. Bunu açıkça söylüyorum. Bize ihanet değil, halka ihanettir. Niye diyeceksiniz? Efendim bakın, şimdi siyasette hizmet illaki bir görevi almakla olmaz ki. Yani ben şu görevde bulunacağım, ben bu göreve layığım. Kimse bunu diyemez. Kimse bugün diyemez. Son dönemlerde zaten kurumlarda görev almak inanın çok çok yorucu bir iş. Ama hizmet etmek isteyen, bugün öyle hukukçularımız, öyle eğitmenlerimiz var, öyle değişik profilden insanlarımız var, hiçbir görev almıyor. Gerektiği zaman gereken işi bitiriyor ve gereken hizmeti de sunabiliyor. O anlayışı artık geride bırakalım. Artık birbirimizi suçlamakla bırakmalım. Gelin diyorum, çağırım herkese. Gelin hizmette yarışalım. Gelin halkımız kazansın. Hizmette yarışalım. Birbirimize uğraşmanın artık zamanı bitti. Öyle ithamlarla yok efendim ben onun bakanıymışım, yok şunun bakanıymışım. Ben Türk Demokratik Partisi'nin bakanıydım. Teşkilatın bakanıydım, halkımızın bakanıydım. Kısa bir dönem bile olsa. Evet. Ondan sonra görev almamakla mevkidaşlarıma, mevkidaşlarım dahil diğerlerine bunu anlatıyorum. Hizmette bazen bu şekilde de hareket etmek lazım. Bütün verdiğimiz bu örneklerden sonra eğer ki anlamakta zorluk çekiyorlarsa ben bilmiyorum yani nasıl anlatayım. Sayın Başkan, bir tek sizin partinize değil, genelde bütün siyasi partilere karşı yapılan bir yorum mevcut. Özellikle Doğu Makedonya'dan. Geliyorlar, oy istiyorlar, seçiyoruz. Sandıkla onları biz parlamentoya taşıyoruz ve ortadan kayboluyorlar. Başımıza gelmiştir muhabbet. Yok, biz üzerimize almıyoruz. Var mı ziyaretleriniz? Gidiyor musunuz? Takip ediyorum. Seyirciye söyleyeyim. Doğu evet. Makedonya'nın, işte bu kamera herhalde beni çekiyor. Evet. Doğu Makedonya'nın gezmediğimiz, görüşmediğimiz hiç kimse yok. Oradaki bütün arkadaşları tanıyoruz, bütün dertlerini de biliyoruz. Ve onlardan da ricam, bakın ben anlatacağım. Sağlık sorunları, bürokratik engeller, sevkler, efendim oraya başvurular. Bunlar sadece en basitleri. Yol konusunda. Doğu Makedonya maalesef eski sistemde tamamen itilmiş, geride bırakılmış bir yer. Çok güzel insanların, çok temiz insanların, çok gururlu insanların yaşadığı bir bölge. Lütfen, başkaları Doğu Makedonya'ya çok fazla konu edinmesin. Varsa yardımcı olsun. Onların neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Çok çalışkan insanlar. Evet, çok doğru. Onlar sadece ilgiye, kardeşliğe ihtiyacı var. Ben kalbimi açacağım. Beni en çok kıran ne biliyor musunuz? Bu ülkemde benim. Özellikle Türk toplumunu alırken. En çok kıran nedir? Hepimiz kardeşiz diyoruz. Efendim, milli duygularımız bazen zirveye dokunuyor.
Ama lokalcilikten kurtulamıyoruz. Bakın ayırdık Doğu Makedonya ve Batı Makedonya. Orta Makedonya nerede? Kesinlikle. Kuzey nerede? Güney nerede? Hiç bahsi geçmiyor. Doğru. Hiç konuşmuyoruz. Kardeşiz diyoruz ama gelince tanımıyoruz. İlgilenmiyoruz. Yanlış. Yanlış. Samimi olun. Kardeşiz dersek bu ülkede, o zaman gelin hep birlikte hareket edeceğiz. Bu siyasi anlamda değil. Her türlü. Doğu Makedonya'nın öyle çok fazla yardıma ihtiyacı yok. İnanın çalışan çocuklar. Bakın bizim meclis üyelerimiz birçok belediyede. Yani yapmadıkları kalmadı. Yapmadıkları mücadele kalmadı. Onların ihtiyacı unutulmamak. Sahip çıkılmak. Kardeşlik. Yörük Türkleridir. Evet. Yani Yörük Türklerin tarihi çok önemlidir. Şimdi Türk'üz diyoruz ama bu ayrımcılığı yapmamamız gerekiyor. Ben çok üzülüyorum buna. Bundan sonra Türk Demokratik Partisi böyle ayrımcılık yapmadı, yapmayacak. Makedonya'nın en ucra köşesinde olan bir kardeşimin derdi neyse bizim derdimizdir. Gayemiz o. Yusuf Bey, bizim gayemiz bir şey olmak değil. Yani milletvekili olacağım. Sırf halkıma hizmet yapmak için. Benim gayet güzel bir mesleğim var yani. Başarılı da yapıyorum Allah'a çok şükür. Türkiye'nin verdiği güzel eğitimle. Amacım hizmetti. Başkalarıyla uğraşmayın Yusuf Bey. Bak açık ve net söyleyeyim. Halkımızdan gelen bütün telefonlar yanında değil. Arkadaşlarla telefonu. Yani günden ne sıkıntıları varsa biri kalkıp desin ki bak ben aradım. Genel başkanların ki doğrudan irtibata geçebiliyorlar. Genel başkanın ilgilenmedi biri diyemez. Çünkü her şeyle ilgilenmeye çalıştık. Çözdük veya çözemedik. Ama en azından dinledik, konuştuk, dertleştik. Böyle bir anlayış gerekecek. Peki göçü ne yapacağız Sayın Başkan? Malumunuz bugün Üsküp'te evet. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçilikleri önünde Türk toplumundan da birçok gencimiz çalışma vizesi bekliyor. Maalesef. Bu bizim tek başına çözeceğimiz bir mesele değil Yusuf Bey. Bakın Avrupa Birliği yolunda olan bir ülke şüphesiz ki ekonomik göç yaşayacak. Bunu durduramayız. Eskiden de vardı Yusuf Bey. Bizim bölgemizde gurbetçiler çok. Bu yeniden aktif oldu. Siyasi istikrarsızlığın yolu açtığı bir meseledir. Ekonomiye tam konsantre olamama. Ortaklarımızla görüşürken önümüzdeki 4 yılı ekonomik kalkınmanın 4 yılı olarak ilan etmeyi uygun gördük. Ve inşallah bu konuda çalışacağız. Niye artık NATO ülkesiyiz? Ben bakan iken, özellikle dış yatırımlardan sorumlu bakan iken bütün yatırımcıların sorduğu tek bir soru vardı. Efendim NATO üyesi misiniz? NATO üyesi demek bir ülkede özellikle siyasi istikrar demek, güvenli bir ülke demek. İnşallah bize kalan ikna etmek yatırımcı, Makedonya'ya getirmek ve gençlerimizi tutmak. Ama gençlerime de şu çağrı var. Eğer ki illaki gitmek isteyenler varsa Avrupa Birliği dahilinde bir ülke olarak onlar da rahat edecek. Buradaki diploması orada da geçecek. Efendim burada yüksek öğretim bitirmiş bir arkadaşım kalkıp da orada fast foodçuda çalışma gerçeğini gerçekten beni çok üzüyor. Dolayısıyla paralel yürüteceğiz. Hem Avrupa Birliği yolunda bir Makedonya, hak hukuk konusunda bu yola girmişiz. Bu yoldan artık çıkış yok. Coğrafya olarak biz Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız. Yani stratejilerinden birisi ülkemizin kurulduktan birisi NATO'ydu. NATO gerçekleşti, Avrupa Birliği'ydi. Ama gençlerimize iş sahibi yapma konusunda hem bize görev düşecek ve özellikle çağrım burada Türkiye yatırımcısına. Lütfen gelin, yatırım yapın. Makedonya inanılmaz bir ülke. Hem Avrupa Birliği'ne yakın, karayoluyla, havayoluyla, deniz yoluyla hem de Asya ülkelerine yakın. Türkiye başta olmak üzere. Fakat bunu yaparken Türkiye yatırımcısına çağıran biraz da Türkleri düşünmeleri yönünde. Şu anda bulunan kurumlar sağ olsunlar birçoğu bu konuda gerçekten ciddi katkı sundu. Ama birçoğunda bunu göremiyoruz maalesef. O konuda biraz destek çıkarlarsa inanın ki bizleri de hafifletecekler. Bu konuda ciddi çalışmalar olacaktır. Tam anlamıyla ekonomik gücü engellememiz mümkün değil. Bugün Almanya'da sırf tıpçıların, sağlıkçıların göçü yaşandığı için diğer
komşu ülkelerinde Almanya'da 500 bin yakın sağlıkçı ihtiyacı vardı. Almanya, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkesi ekonomik olarak her şeyle. Ama orada bile göç yaşandı, bizden de yaşanacak. Nitelikli göç olsun, buradaki çocuğumuz aldığı eğitimi orada kullansın, maddi anlamda güçlü olsun, o bizi de mutlu edecek. Ama burayı da boşaltmamak için çok ciddi ekonomik tedbirlerin alınması da gerekecektir. Sayın Başkan, gazeteci olduğum için şu soruyu sormazsam ölürüm. Mecburen şimdiki soruyu sormak zorundayım. Affınıza sığınarak. Az önce kadim bir parti olduğunuzdan bahsettiniz. Fakat bu en eski parti olmanın vermiş olduğu bir sorumluluğun yanı sıra parti hakkında da söylentiler çok fazla artabiliyor tabii ki. Mesela şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Belki bu medyada bu soracağım soru yer almamıştır, almayacaktır da. Fakat ben gerçekten sormaya ihtiyacı hissediyorum. Çeşitli diğer soydaş partilerin seçim ofisi açması konusunda, açamaması konusunda baskılarımız olduğuna dair iddialar var. Belirli başlı özellikle 6. seçim bölgesinde halkla buluşma toplantılarına belli başlı ailelerin gitmemeleri için yine o bölgedeki il başkanlarının veya başkan yardımcılarının tehditvari telefonlar açtığını, gençlerin üstünde baskı yapıldığına dair söylentiler var. Bence bu konunun açıklık getirilmesi lazım. Böyle bir şey yaptınız mı parti olarak? Yapmadıysanız neden bu söylemler? Biz birçok yerleşim yerinde özellikle 6. seçim bölgenin ve diğer seçim bölgelerinde ofisleri açtık. Ve inanın bu ofisleri açarken diğer rakip partiler, Türk rakip partileri diyelim, diğer rakip partiler bile şüphesiz ki rahatsızlandı. Hani paydan biz de şey alacağız. Ama bizim kalkıp da bunu bir parti stratejisi olarak efendim birilerine baskı yapmak anlamında bir baskı söz konusu bile olamaz. En azından ben bunu yapmamışım da benim teşkilatımdan hiç kimse yapmaz. Yok, birileri bizleri irite etmek için bazı yerlerde değişik farklı hareketlenmeler, maalesef düşmanca hareketlenmeler, aşağılayıcı ithamlar, suçlayıcı ithamlar her şeyle kullanırlarsa şüphesiz ki bizim teşkilata gereken cevabı vermiştir. Evet. Ama bunun içerisinde kesinlikle zorlama olamaz. Bakın ben ne dedim az önce, kardeşçe yaşayacağız. Siyasi olarak farklı düşünebilirsin Yusuf kardeşim. Senin çok farklı bir düşüncen olabilir mesela bana karşı. Başka bir yerde sempatin olabilir. Ama gerçekler konuşulduğu zaman biz bunu konuşmamız lazım. Herkesin oyu kendine. Ya tabii ki. Sandık. Bakın ben halkıma çalışmamla, hizmetimle ikna etmem lazım. Bir ay içerisinde Allah aşkına 4 yıl uğramadığım bir yere kimi ikna edeceğim? Tabii. Veya hizmeti götürmediğim bir yere kimi ikna edeceğim? Bir de bana baskı muhabbeti biraz değişik geliyor. Sonuç itibariyle sandığa girecek oyu atacak kişiden başkası bilemez. Sabaha kadar baskı yapsanız. Ya bak bir defa bizim Türklere böyle bir şey yok Allah aşkına. Yani şimdi biz Türk diyoruz. Belki tamam siyasette anlaşamıyoruz. Farklı şeylerdeyiz. Farklı yollardayız. Yani biz hizmet yapıyoruz. Başkaları işte laf kullanıyor. İşte cevap hakkı doğdu da diğerlerine neyse. Ben diyorum ki hizmette şey yapalım. Yarışalım. Hiç sıkıntı yok. Ama biz kardeşiz. Bak seçim geçecek. Seçim şurada kaldı 10 gün. Yani seçimden sonra biz illaki birileriyle görüşeceğiz. Kullandığımız uslup, kullandığımız kelimelere çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi kırmayalım. Hayat çok farklı. Yani bugün oradadır, yarın bizde olacak. Bizde olan orada olacak. Bilemeyiz. Dolayısıyla halkımıza bu şekilde örnek olmamalıyız Yusuf Bey. Dolayısıyla ben kesinlikle böyle suçlanmamı kabul etmiyorum. Herkes kendi haddini bilsin. Bu zorlama meselesi değildir. Lütfen efendi olsunlar. Türklere yaşayan, yakışan efendiliktir. Biz seviyemizi düşürmedik. İtham konusunda kimseyi itham etmedik. Gereken cevapları verdik. Bazen ben üzülüyorum diyorum. Ya biz niye illaki demantoveye cevap vermek zorundayız? Ama baktım bizim mayanımızda suçlama yokmuş. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ama bizi suçladıkları zaman veya yanlış haber veya yanlış ithamda bulundukları zaman da susmamız söz konusu bile olmaz. Sonuç itibariyle bizim de bir gururumuz var. Biz insanız, kişiyiz, ailemiz var, çevremiz var. Yani başkalarına şey mi olacağız biz? Tabii. Sirke mi dönüştüreceğiz? Palyaço haline mi dönüşeceğiz?
Lütfen yani siyaset hizmette olsun. Gelsinler. Onlar da iş yapsınlar. Biz de iş yapalım. Gelin yarışalım. Kazanın sonunda halk olacak. Kesinlikle katılıyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok vakit ayırdınız. Bayağı benim için lezzetli bir sohbet oldu. Ama bana mikrofon gelince, mikrofon karşıma gelince ben ne zaman bakıyorum. Dolayısıyla biraz fazla uzattık galiba. Yok, sormak isteyip de soramadığınız bazı sorular var ama seçimlerden sonra burada olsun, Türkiye'de olsun, buluşup bütün bu şeylere konuşuruz. Bakın Yusuf Bey, sadece kısa şunu söyleyelim. İnanın bizleri çok zor zamanlar bekleyecek. Çok farklı bir dönemeçten geçiyor bu bizim güzel ülkemiz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Halkımızı da bunu söylememiz lazım. Artık kavgalardan uzak, birbirimizi kötü anlamda itham etmekten uzak, sorunlarımızı çözeceğimiz bir dönem olsun. Ben bu görevi yaparken, bu hizmeti yapmaya çalışırken hareket etme noktam evlatlarımızdır. İki tane evlatım var. Benim çektiğim acılar, benim çektiğim kavgalar, benim çektiğim zorlukları eğer ki gelecekte onlar da çekecekse o zaman siyaset yapmanın ne anlamı var? Gelin hep birlikte, anlaşmak zorunda değiliz her konuda ama illaki bir yerde buluşabiliriz. Gelin güzelce hizmet edelim şu ülkemize, buradaki Türk halkına, buradaki Türklüğünün, Makedonya Türklüğünün sonsuza dek yaşaması için gereken bütün şeyleri yapalım. Güzelce yaşayalım bu güzel ülkede. Gerçi çok güzel ifade ettiniz fakat benim son sorum size. Ben Makedonya genci olarak, şu halkın gözünden soruyorum. Evet. Ben Makedonya genci olarak neden size oy vermeliyim? Tek cümleyle. Neden bize oy vermelisiniz? Burada benim yanılmıyorsam, bilmiyorum ama 13 başlıkta 500'den fazla proje söz konusu yazılmış, halkımıza dağıtılmış ama ben tek bir şey söylüyorum. 30 yıllık bir parti eğer ki ayakta durduysa, güçlü bir şekilde durduysa hem de en çetin siyasi çalkantıları içerisinden başarıyla ayakta durduysa illaki bir gücü vardır, illaki bir desteği vardır. Bizim desteğimiz halkımızdandır. Dolayısıyla senin bize oy vermen, oy verme hakkın var değil mi? Evet. Makedonya vatandaşısın. Var ama sandık açmıyorlar İstanbul'da. Dolayısıyla burada da seni tutacağız son 5 Temmuz'a kadar. Benimde de veremiyorum çok. Burada da veremiyorsun. İstanbul'da önce de verseydin. Bak biz bir oy kaybettik. Niye oy verecektin biliyor musun Yusuf Bey? Geleceğimiz için oy verecektin Yusuf Bey. İşte geleceğimiz için. Samimiyet için oy verecektin. Çünkü yalan dolan yok. Hizmet var. Biz bunun için varız. Bunun için var olmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Doktor Beycan İlyas da Kalkandere'ne bağlı Teyarca Köyü'nde tam bir bölüm boyunca çok değerli konuşmalar yaptık. Diğer Türk partilerine kıyasla Türk Demokratik Partisi'nin bu koalisyon içerisinde belliyle var olduğunu belirtti Sayın Başkan. Türk gençlerini, Kuzey Makedonya Türk halkının geleceği için Türk Demokratik Partisi'ni tercih etmeleri gerektiğini savundu. Kendisiyle eğitimi konuştuk, kendisiyle göçü konuştuk, kendisiyle Makedonya Türklerinin gerçeklerini konuştuk. Özellikle diğer partilere kıyasla Türk Demokratik Partisi'nin hizmette yarışmak istediğini zikretti Sayın Genel Başkan. Bu samimi ve içten açıklamalarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Bir başka programda tekrar görüşmek arzusuyla hoşçakalın.